Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün fren sistemimizde yaptığımız değişiklikleri ve bunların araca etkilerini kullanarak deneyimlemeye çalışacağız. Bunun için hem ARS monitörü kullanacağım, hem fren sistemlerini tam olarak çekerek neleri değiştirdiğimizi, eski parçalarımızı vesaire göstererek fren sistemini şu ana kadar yaptığımız modifikasyonları göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ben fren sistemi ile ilgili ne yapmaya çalıştım ve ne elde ettim? Bu konudan başlayalım. Arkadaşlar, ben fren sisteminde daha bildiğiniz gibi ticari araçlarım da var. Bu ticari araçların frenlerinden o kadar memnundum ki çünkü onlar yüklü olarak gezebilecekleri, istihatlarını tam olarak doldurabilecekleri düşünülerek daha iyi bir fren sistemiyle geliyorlar. En azından daha başarılı ve bir dozajlama ve fren sertliğine sahip olduklarını görüyordum. Keza bir önceki aracım Berlingo'da ESP bile yoktu. O halde ben onun frenlerine o kadar güvenirdim ki Megane'a geçince biraz hayal kırıklığına uğradım söyleyebilirim. Çünkü frenlemede çok başarılı bulmadım ben bu aracı. Ve rakip arabaları da kullandıkça fark ettim ki evet, başarısız. Yani Renault'unkinde biraz sıkıntı var. Bunu çok aşırı derecede düşünmeden sadece diski büyüterek ya da diski Brembo takarak ya da baltayı Brembo takarak bunu aşabileceğimi düşündüm. Fakat bu Brembo'ları sadece ARS ürettiği için ve diski büyütmek sadece bir sorunu çözmek için yeterli olmayacağını da o an anlamış oldum. Çünkü benim istediğim araba evet duruyordu ama ben durmasından çok dururken hani progresif şekilde artan bir fren gücü istiyordum. Yani bu ne demek? Mesela frene bastığım zaman şu an trafik içinde tabii ki bu hareketi yapmayacağım, merak etmeyin. Mümkün olduğu minimum fren kullanarak gitmeye çalışacağım. Fren hangi konuda beni mutlu etmiyor? Ticari'de dörtlüğü yakmaya başladığı anda aracın ivmelenmesinin bu şekilde değil de böyle hani yukarı doğru gittiğini grafik olarak görebiliyordum. Ama ya Megane'da sanki progresif şekilde hani lineer şekilde arttığını görmeye başladım. Ben biraz daha ivmesinin artarak, frenleme gücünün artarak devam etmesini istiyordum. Ya burada böyle bir durum olmuyordu. İşte bu beni biraz korkutuyor yani, böyle sert bir fren ihtiyacı duyduğumuzda ya duramazsak vuracağız herhalde falan dedirtiyor. Ben bunlardan çok mutlu değildim. Şimdi bunu nasıl açtık? Hala da tam aşamadık, onu söyleyeyim yani. Ama gitgide biraz ileri, bunu daha iyileştirmeyi başardık. Bunu da nasıl başardık? Ben frenlerimi yani büyütmenin sorunu çözebileceğini düşündüğüm için bir taraftan da hani Burak'la, Ulaş'la vesaire de konuşurken hep şu konuda konuşmaya çalıştık, düşünmeye çalıştık. Ya bunu değiştirsek uyar mı? Hani sonuçta poryası, taşıyıcısı vesairesi her şey farklı. Şimdi baktığımızda Burak kesin bir dille dedi ki bize, bu büyük diskleri takamazsınız. Büyük disklerden kastımız da ALES'in 320 mm, ondan sonra Renault 1.6, Megane 4 1.6 dizellerde de 320 mm. Arka taraflar hepsinde aynı. Arka taraflar hiçbirinde daha büyük değil. Çünkü EPB'den dolayı, yani elektronik park el freninden dolayı bu hiçbirinde aynı değil, hepsinde aynıydı. Hiçbirinde farklı değildi. Bu şekilde olunca biz de dedik ki, Burak da dedi ki, sen hani fren, daha iyi bir fren performansı istiyorsan havalandırmalı disklerden bulabilirim dedi.
Ben de dedim hani ben bulamadım böyle bir şey. Ben bakayım dedi. Ve Wahlburg'u ithal eden firmayla görüştüğünde Megane 4 için üretilip yurt dışında satıldığını gördü. Bunu da stoğa ekleyebileceklerini söyledi ve ilk siparişi biz oluşturmuş olduk. Bu stoklar geldi Megane 4'ün. Wahlburg'la ilgili yorumları okudum. Şimdi kötü yorum yapan insanlar tanınmayan bir markayı arabaya takmanın eksiklerinden falan bahsetmiş. Wahlburg'u ben bir senedir kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bana orijinal diskten çok farklı bir his oluşturmadı. Zaten oluşturması beklenmiyor. Niye beklenmiyor? Çünkü orijinal diskin yapısında aynı materyallerden üretilmiş bir disk. Burada hissiyatı değiştirecek olan remsa baltalardı. Wahlburg disklerde şu artı var. Hani tamamıyla hani orijinalden hiç fark yok vesaire demeyeceğim. Hissiyat olarak orijinalden bir fark yok. Ama orijinalden artısı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ekstra havalanmalardan, havalandırma deliklerinden dolayı aracın ciddi şekilde fren kullanımında frenlerin daha geç ısınmasını, yani fren pedalının hissiyatını daha geç kaybetmesine sebep oluyor. Wahlburg'un artısı burada çıkıyor işte. Hani çok performanslı kullanımda bu diskin artısını çıkarabiliyorsunuz. Birkaç defa da bunu denediğimde orijinal disk ve balta kombinasyonuna nazaran daha geç bu hissiyatı kaybetmeye başladığını gördüm. Sonraki durumdan bahsedeyim. Şimdi biz mekanımıza doğru gelmeye başladık. Ben çekimlerimi genelde yeni yapılan stadyumun otoparkında çekiyorum. Otopark olduğu için, yeni yapıldığı için de kimse de bilmiyor burayı. Ve hani kimse de gelmediği için güzel bir görüntü çıkarma şansımız oluyor. O yine orada frenlerimizi test edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, diskten bahsettim. Biraz da baltadan bahsedelim. Remsa baltayı ben ilk duyduğumda araştırmaya başladım. Bana da Burak söyledi. Remsa baltanın özelliği, Remsa bir Brembo muadili gibi bir marka olarak düşünebilirsiniz. Evet, frenlemede başarılı. Dedi ki dozaj, yani senin istediğini hissettiğin hani bu ticarilerden kaynaklı performansı bu baltalarda daha iyi hissedersin orijinallere göre. Orijinallerden ama ömrü bir tık daha düşük olacak. Ama senin istediğin balta bu. Daha iyi performans sergileyecek balta bu, dedi. Şimdi bu bana bu şekilde söyleyince ben bu baltaları taktım ve Burak'ın dediği gibi gerçekten hissiyat bakımından daha iyi. Onu söyleyeyim. O dediğim progresif frenleme durumunu bu baltalarda hissetmeyi başardım. Şimdi buraya geldik. ALS monitörü açtım. Aracı sport moda çektim. Hatta race'e çektim. Sport'ta da değil şu an. ALS monitörümüzde açıldığı an öncelikle 0-100'e çıkarıp 100'den sert bir fren yapacağım. Bu sayede aracın frenleme performansının ne kadar olduğunu hep beraber göreceğiz. Şu ilk kısım 100'den 0'a düşme. Şu kısımda 0-100 değerimiz. Hadi başlayalım. Yüz. Sıfır yüz değerimizi göstermedi. Niye göstermedi bilmiyorum. Yüzde hani duruş hızımızı göstermedi. Bu şaşırtıcı. Ben bekliyordum göstermesini. Wow. Şimdi bir daha deneyeceğim. Ama 50'ye düşmesi 3.10 muhtemelen öyle bir değer çıkması gerekiyordu. Tekrar deneyelim.
100. Videodan anlarız. İki defa denedim bunu. Daha fazla denemeyeceğim. Çünkü frenleri daha fazla harcamak istemiyorum. Ben değeri biliyorum. 3.12 civarında çıkacak. Sıfıra düşmesi. Çünkü Instagram'da daha önce paylaşmıştım. O sonucu da gösteririm size. Arkadaşlar işte durum bu şekilde. Frenlerimi daha fazla zorlamayacağım. Ama vaat ettiklerini bu balta ve fren sistemi gayet başarılı bir şekilde karşılayabiliyor. Şimdi frenlerle ilgili detay görüntülerimi zaten videonun içerisinde gördünüz. Yani arkadaşlar anlayacağınız üzere bu fren hidroliğini değiştirmemiz, bu baltaların değiştirilmesi ve disklerin hep beraber kombine bir şekilde başarılı bir sonuca ulaştığını ben görebiliyorum ve hissedebiliyorum. Bu kombinasyonda Buran ekstradan 225 lastikle 275'e kadar düştüğünü gördüm. Şimdi benim rakamım 3.12. 3.12 ile kıyasla bir çeyrek saniyelik 100'den 0'a düşme arasında bir farkımız var. İşte bu da lastiğin tutuşundan kaynaklı. 225'te daha iyi bir frenleme performansı elde edecektir. Yani frenleme performansı hakikaten hani bu pedal sertliği vesaire de kaybolunca hani arabadan gerçekten tat almaya başladım bu sefer de lastiklerimizin. Pek iyi durumda olmaması gözümüze çarpmaya başladı. Ya yapacak bir şey yok. Hani araba sonuçta yürüdükçe bir yerleri eskiyecek. Hani bir yerlerinde sıkıntı çıkacak ama buna kademe kademe alışacağız yani. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sormak istediklerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.